Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun. Pazar günü istirahatinizi bırakarak bu önemli toplantıya geldiniz. Elhamdülillah Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'e doğru çok ciddi bir hareket başladı. Şu anda buradaki sayının çok olmaması aslında isteklilerin çok olmaması anlamına gelmiyor. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Begine suresinin baş taraflarında Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ İster ehli kitaptan ister müşriklerden olsun, kafirler çözülecek değillerdi. Kendilerine o beyine gelinceye kadar. رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَحَّرًا O beyine Allah'tan gelen bir elçidir ki arı duru tertemiz sayfaları okur. Fîhâ kütübün kıyime içerisinde sağlam hükümler vardır. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْمُ الْبَيِّنَةِ Kendilerine kitap verilenler o beyine gelinceye kadar bölünüp parçalanmadılar. Şimdi kendine kitap verilenler dediğimiz zaman şu andaki Türk toplumu bu ayeti kerimenin kapsamına giriyor. Türkiye'de büyük bir bölüm Kur'an-ı Kerim'e inandığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inandığını söylüyor. Namazını kılan, kılmayan, dini görevlerini yerine getiren, getirmeyen çok büyük bir kesim Kur'an-ı Kerim'e inanma konusunda ittifak halinde. Bir kısım insanlar da Tevrat'a, bir kısmı da İncil'e inanan kimselerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bu ayeti Türkiye'yi bu ayet açısından değerlendirecek olursak tamamına yakınının ehli kitap olduğu ortaya çıkar. Buradaki ehli kitap geleneksel manada değil. Yahudi ve Hristiyan anlamında değil, Allah'ın bir kitabına inanan kişiler anlamında. Mekkeliler Arap Yarımadası'nın en dindar insanlarıydı. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine inandıkları ve onu tatbik ettikleri kabul ediliyordu. Kendilerini o şekilde tanımlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip de onları babaları İbrahim'in dinine çağırınca onlarda çok ciddi bir sarsıntı oldu. Yahudileri Tevrat'a, Hristiyanları da İncil'e çağırdı. Şimdi Allah'a çok şükür biz Türkiye'de Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Yahudileri Tevrat'a, Hristiyanları da İncil'e çağırıyoruz. Allahü Teala'nın buyurduğu gibi lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum ayetini okuyoruz. Diyoruz ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ayakta tutmadıkça, size Rabbinizden indirilen Kur'an-ı Kerim'e uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi bu insanlar, Müslümanları kasteder ki söylüyorum, Türkiye'deki Müslümanlar biz zaten Kur'an-ı Kerim'e uyuyoruz diyorlar. Siz ne konuşuyorsunuz? Fakat Kur'an-ı Kerim'den önce birçok şeyler kabul edilmiş, birçok şey öncelikli hale gelmiş.
Allahü Teala Bakara 151'de şöyle söylüyor. Kema arsalna fikum rasulen minkum. Nitekim size kendi içinizden bir elçi gönderdik. Yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum. Size ayetlerimizi okuyor ve sizi arındırıyor. Sizi geliştiriyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Size kitabı ve hikmeti okuyarak, öğreterek geliştiriyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Yani müminlere temel görevi bu. Bütün nebilerin görevi bu. Biz de birinci öncelik, her ne kadar zihnimizde sanki Kur'an'da imiş gibi ise de bu birinci öncelik kayboldu. Başka şeyler birinci önceliği alınca Kur'an ikinci sıraya, Allahü Teala'nın emir ve yasakları ikinci sıraya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları ikinci sıraya konmaya başladı. Tıpkı şu oldu. Araf suresinin 30. ayetinde olduğu gibi, Estağfirullah, فَر۪يقًا هَدَى وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَ. Bir grubu Allahü Teala yoluna kabul etmiş, bir grup da sapıklığı hak etmiştir. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar şeytanları Allah'tan önce evliya edindiler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ve kendilerini doğru yolun ortasında kabul ediyorlar. Kendileri doğru yolun ortasında kabul edenler şeytanlara birinci önceliği verdiler. Allah'ın yolunda birinci önceliği verdikleri kişiye hiç kimse şeytan demez. Dünyanın neresine giderseniz gidin şeytanlar hep kötülenenlerdir. Dolayısıyla onlar şeytan demiyor ama Allahü Teala onlara şeytan diyor. Birinci önceliği verdiler. Onlara birinci öncelik verildiğinde ilk önce kaybolan hikmet oldu. Şimdi hepinize soruyorum. Beni tanıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla medrese eğitimini, İmam Hatip Okulu eğitimini, İlahiyat Fakültesi eğitimini yaptık. İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da müftü yardımcısı olarak tayin edildi. Kısa sürede fetva işini bize bıraktılar ve 21 sene bu işte uğraştım. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ndeyim. O kadar herkesin başarılı kabul ettiği o tahsil hayatımda hikmet namına hiçbir şey okumadım. Bugün ilahiyat fakültelerimiz var. Ben de bir ilahiyat fakültesinin öğretim üyesiyim. Hikmet namına hiçbir şey yoktur. Hikmet ne? Sorduğunuz zaman sadece felsefeye havale ederler. Halbuki Allah'ın bütün nebilerinin öğrettiği şeydir. İslam alemi hikmeti kaybetmiştir. Yoktur. Ne Türkiye'de hikmet vardır, ne Suudi Arabistan'da, ne herhangi bir İslam ülkesinde. Ne medreseler bunu bilir, ne üniversiteler bilir. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı hiçbirimizin hikmetten haberimiz olmayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün nebiler ümmetlerine kitabı ve hikmeti öğretmişler. Onunla onları geliştirmişlerdir. Hikmet, Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıkarılan doğru hükümdür. Resulullah ümmetini bu şekilde yetiştirmiş. Hepsi Kur'an'dan çözümler üretebilecek şekilde yetişmişlerdir. Ondan dolayı Resulullah'ın ümmeti, yani onun yetiştirdiği ashab nereye gitmişse problem çözmüş ve kalıcı olmuştur. Resulullah'tan sonra bu hikmet ashabtan sonra bu hikmet ciddi manada kaybolduğu için Müslümanlar problem çözen değil, problem çıkaran kişiler haline gelmişlerdir. Bu hikmet kaybolduğu için sünnet anlaşılamamıştır. Kur'an-ı Kerim ile sünnet arasında ilişki bozulmuştur. Kitaplara bakın. Sünnetin Kur'an'ı, Kur'an'ın sünneti neshetmesinden bahsedilir. Sanki haşa, tam bir şirk mantığıdır. Çok açık konuşuyorum. Allah'ın kitabına mı öncelik vereceğiz, Resul'ün sünnetine mi? Bu ne demek?
Allah'ın Resulü haşa başka bir telden, Kur'an-ı Kerim başka bir telden mi çalıyor? Hikmet kaybolunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözlerini hangi ayetlerden çıkarıldığı anlaşılamaz hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in problem çözme özelliği kaybolmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün Müslümanlar için örnek değildir. Lafta örnektir ama fiilen değildir. Çünkü öyle bir nebi oluşturuluyor ki günahsız. Allahü Teala'nın Estağfirullah inna fetahna leke fethan mubina liyagfire leke Allahu ma taqaddeme min zenbike ve ma taahhar. Sana o fethin önünü açtık ki Allah senin önceki ve ondan sonra işlediğin günahları bağışlasın ayeti sanki Allah hata yapıyormuş gibi geçmiş ve gelecek günahlardan uzak olan peygamber diye tefsir ediliyor. Öyle bir Resul ki asla hata etmez. Öyle bir Resul ki söylediği her şey kendisine gelen bir vahiydir. E peki bana vahiy gelmiyor. Ben korunmuyorum. Ben günahsız değilim. Böyle bir kişiyi nasıl örnek alacağım? Bana nasıl örnek olabilir? Resulullah örnek olmaktan kesin olarak çıkarılmıştır. Hiçbir şey örnek alamazsın. O zaman Müslüman şunu diyor. Ben kim? Allah'ın Resulü ki. O zaman başka örnekler birinci sıraya almışlardır. Ve Allahü Teala'nın kitabı da anlaşılamaz hale gelmiştir. Sonra neler? Kitapla problem çözemeyince kitabın yerine bir kere sünnet ikinci delil haline getirilmiştir. Sanki Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'in dışında başka bir şey yapıyormuş gibi. Haşa, Allah başka bir şey, az önce söylediğim gibi Resulü başka bir şey söyleyecek. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'ın kitabını öğretmiyormuş. Sanki Allahü Teala ona Estağfirullah ve enihkum beynehum bima enzelallah ve la tettebi ehvaehum dememiş. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sakın onların arzularına uyma dememiş sanki. En yeftinuke an ba'd ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana indirdiği herhangi bir şeyden seni uzaklaştırırlar ha dememiş gibi hareket ediliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinin üstü bugün maalesef kapatılmıştır. Kur'an-ı Azimüşşan'ın en büyük günah saydığı şirk İslam aleminde asla bilinmez olmuştur. Lütfen gidin de akaidle ilgili yazılı kitaplara bakın ki orada şirk diye bir başlık bulabilir misiniz? Kur'an-ı Azimüşşan'da şirkle ilgili ayetlerin tamamının anlamı değiştirilmiştir. Tam bir tahrifat vardır Kur'an-ı Kerim üzerinde. Lafız tahrifatı mümkün değil tabi, anlam tahrifatı vardır. Ve Müslümanlar şirkin gırtlaklarına kadar şirkin içine batmışlardır. Hiçbir insanın Allah'ın varlığını ve birliğini ispata ihtiyacı yokken akaid kitaplarında ispatı vacip diye bir konu olmuş. Hiçbir peygamber insanlara Allah'ın ispatla meşgul olmamışken Allah'ın varlığını ispat sanki bir marifetmiş gibi akaid kitaplarının birinci bölümü haline getirilmiştir. Sonra yeni deliller ortaya çıkarılmıştır. İcma diye bir delil ortaya çıkarılmıştır. Bu tıpkı Hristiyanların konsillerinin karşılığıdır. Hristiyanların konsilleri kayıtlıdır. Adamlar diyor ki Hatay'da toplandık, şu kişiler katıldı, şu kararları aldık. Efendim şeyde toplandık, Efes'te toplandık, şu kişiler katıldı, şu kararları aldık. Kadıköy'de toplandık, şu oldu. İznik'te toplandık, bu oldu. Peki siz nerede, hangi kararı aldınız? Kim katıldı, ne oldu? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ümmetim dalalet üzere içtima etmez. Bu ne demek? Dalaletle birleşmemek ne demektir? Yani hepsi sapıtmaz demektir. Allah'a şükür hepsi sapıtmadı. Hiç olmazsa birkaç tane sapıtmamış var da şimdi onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Hak üzerine ittifak eder demiş mi?
Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü Musa aleyhisselam 40 günlüğüne toplumundan ayrıldıktan sonra geriye döndüğü zaman tamamını şirk içinde bulmadı mı? Allah-u Teala bunu bize boşuna örnek mi veriyor? Bir tarih olsun diye mi bize bildiriyor? Orada yine Allah'ın Resulü olan Harun aleyhisselam onlara ses çıkarmadığını Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle bize bildirmiyor mu? Bizimkilere göre o da sükut-i icmadır. Bunu nereden çıkarıyorsun? İnsan azıcık Allah'tan korkar ya. Bu ilim diye okutuluyor bugün İslam ülkelerinde. Bize de ilim diye okuttular. Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda ashabıyla birlikte Cenab-ı Hakk'ın ayetinde açıkça belirttiği gibi hatada ittifak etmedi mi? Cenab-ı Hak savaşta düşmanı iyice yere sermeden Muhammed Suresi 4. ayet فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Bedir Savaşı'ndan önce inen ayettir. O kafirlerle karşılaştınız mı boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ Onlar üzerine tam hakimiyeti kurduğunuz zaman da bağı sıkı tutun, esir alın. Resulullah Bedir'de düşmana hakimiyet kurmadan esir almış, bu ayete aykırı davranmıştır. Ashab da onu desteklemiştir. Onun için inen Enfal 67. ayette Allah-u Teala şöyle demiştir. وَمَا كَانَ الْنَب۪يِّنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir nebi savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَةِ Siz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hepiniz birden dünyalık istiyorsunuz. Geçici dünyalık istiyorsunuz. Ama Allah ahireti istiyor. Allah sonrasını istiyor. Enfal suresi 7. ayette Allah-u Teala o savaşta Müslümanlara Mekke'ye gitmelerini arzu ettiğini bildirmiştir ve gerçekleşmemiştir. Niye? Gerekeni yapmadıkları için. Ondan sonra ne diyor? Levla kitabun minallahi sebeka. Ben size daha önceden söz vermeseydim eğer, bu da Rum suresinde Allah-u Teala söz vermiştir. Orada Rumların Perslere galip geldiği gün Müslümanları sevindireceğine söz vermiştir. Mekke'deyken söz vermiştir bunu. Eğer daha önceden bu sözü size vermeseydim, lemessekum fîmâ akattum azâbun azîm. O aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı diyerek Resulullah'ı ve ashabını büyük bir günah işlemekle orada suçlamıştır. Bu Allah-u Teala'nın sözüdür. Ve o zaman Resulullah Mekke'yi fethedecekken edememiş, geriye dönmüştür. Daha sonra Hudeybiye'den sonra Mekke fethinin kapısı açılınca inna fetahna leke fethan mubina liyagfira leke Allahu ma taqaddeme min zenbike ve ma taahhar buyurarak işte sana o fethin kapısını açtık ki Allah senin önceki günahlarını affetsin. Hangisiydi? İşte o Bedir'de aldığın esirlerle ilgili günahı affetsin ve ondan sonra işlediğin günahı affetsin diye. Artık o günah Uhud mudur, başka şey midir? Şu anda o konuda benim kesin bir bilgim yok. Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmiştir, o zaman Cenab-ı Hak şu sureyi indirmiştir. Estağfirullah. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Allah'ın yardımı gelip de fetih müyesser olup Mekke'yi fethettiğin zaman, insanların öbek öbek Allah'ın dine girdiğini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ Rabbinin hamdi sebebiyle Allah her şeyi güzel yapacağından dolayı ona boyun eğ. Bak sen nebisin diye seni öyle şey yapmadı. İyi iş yapmazsan, nebi de olsan başarılı olamazsın. Bak işte bunu gösterdi. Güzel bir örnek oldun sen. O zaman Allah'tan mağfiretini dile. İnnehu kâne tevvâbe, o tevbeleri kabul edendir. Şimdi burada her şeyle bize örnek olan bir nebi var. Ama bizim geleneğimizde örnek almamız imkansız olan uçan kaçan bir nebi var. Şimdi işte Resulullah ve ashabının hatada ittifak ettiğinin Kur'an-ı Kerim'deki iki tane delili.
Birisi Musa Aleyhisselam'dan, birisi Muhammed Aleyhisselam'dan. Bunlar, ama bu ayetleri tefsirlerde okuyun, bu manada bulamazsınız. Çünkü onların icmaları zedelenmesin diye Allah'ın kitabı ikinci plana atılmıştır. Arkasından bir de kıyas delili ortaya koymuşlardır. Saçmalığın danışkası orada. O kıyasın da bir tane şeyi vardır, örneği vardır fıkıh, usulü fıkıh kitaplarında. Bir tek örneği vardır. O da içki örneğidir. Allahü Teala hamrı innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezzamu rijsun min amali şeytan feçtenibuhu leallekum tuflihun buyurmuştur. İçki, kumar ve o kurban kesmek için diktiğiniz taşlar şeytanın işi pisliklerdir. Onlardan uzak kalın ki feçtenibuhu leallekum umduğunuza kavuşasınız. Şimdi hamr, adamların canı içki içmek istemiş. O zaman kıyas diye bir delil ortaya koymuşlar. Hamr, mesela işte hanımların başındaki örtünün adı hımardır. Aynı kökten. Başı örten şey. Başı örten, sarhoş eden şey demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamış. Küllü müskirin hamrun demiş. Sarhoş eden her şey hamrdır demiş. Şimdi bizimkiler ne yapmışlar? Efendim hamr, yaş üzüm suyunun ekşimesiyle elde edilen içkidir demişler. Allah'tan korkmuyor musunuz? Bunu hangi lugat söylüyor? Kimden duydunuz bunu? Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Ondan sonra efendim, tabii acaba sadece bu mu? Sanki hakikaten Allah öyle demiş diye. Allahü Teala demiyor mu? Estağuzu billahi ve min temaratin nakhili vel a'nabi tettehidune minhu sekeran ve rizqan hasena. Siz hurma ve üzüm ürünlerinden güzel rızık ve sarhoş edici şeyler üretirsiniz demiyor mu? O üzüm ürününe kurusu girmiyor mu? O yüzden asırlardır İslam'ın hakim olduğu şu beldede rakı nasıl olur da milli içki olur? Ama bu fetvaya göre rahatlıkla olur. Olmuştur da, bakın siz Hanefi fıkıh kitaplarını onu net bir şekilde görürsünüz. Şimdi neymiş efendim? Sarhoş edici özellik imiş. E bu Kur'an-ı Kerim'de yok, biz düşündük nasıl yok? Kim demiş yok? La takrabus salate mentum sükara diyen Allahü Teala değil mi? Demiyor mu ki Cenab-ı Hak innema yuridu şeytanen yuha beynekumul adavete vel bagda fil hamr vel meysri ve suddek man zikrila ve anis salah. Sizi namazdan ve Allah'ın kitabını anlamaktan engellemek için işte içki ve kumarla birlikte şey yapar, şeytan sizi uzaklaştırmak ister demiyor mu? İşte Kur'an-ı Kerim bunu kim demiş açıklamadı diye. Resulullah'ın açıklamasını açıklama saymıyor musunuz? Hadi siz anlamadınız, Resulullah demiyor mu küllü müskirin hamrun? Ondan sonra da diyorsunuz ki efendim Allah'ın asıl haram olan üzüm şarabıdır. Öbürleri haram değil. Kur'an'la haram değil. Birisi onun haramlığını inkar ederse kafir olmaz. Yani içer. Birisi haram derse yoksa bu haram değildir. Tamam. Ondan sonra da demişler ki sarhoş edecek son kadeh haramdır demişler. Peki sarhoşluk ne? Kadınla erkeği yerle göğü aramayacak hale gelmektir. Siz bu ana kadar öyle bir sarhoş gördünüz mü? Onun için iç içebildiğin kadar. Ve ben şunu Hanefilerin en güvendikleri kitap olan Mebsut'ta kendim okuduğum zaman daha işte 20-25 yaşlarında şaşırmıştım. Gece ibadetlerine kalktığınız zaman bir iki kadeh içebilirsiniz diyor. Bu hangi din? Bu hangi din? Kimin dini bu? Ve biz bunlara ulema-i efendimiz Allah'tan önce hangi efendiler gelmiş bizim birinci sıramızı işgal etmişler görüyor musunuz? Ben şimdi sizin hanginize sorsam şer'i deliller kaçtır hemen ezbere söylersiniz. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunu kim söyledi size şimdiye kadar? E kitaplar yazıyor. Oraya kim yazmış? Bugün İslam tanınmaz haldedir. İcma saçmalığıyla neler olmuştur biliyor musunuz? Allahü Teala'nın bütün ayetlerin anlamını değiştirerek onların dinine inanır mısınız? Böyle bir din kabul edilebilir mi?
Adeta insanlara bu dine inanmayın diye ittifakla kabul edilen şeyler sunulmuştur. Kur'an-ı Azimüşşan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem reşit olmayan kişinin evlenmemesi konusunda çok net hükümler ortaya koymuştur. Ama bizim İslam uleması diye yere göğe koyamadığımız bu kişiler evlenme yaşını tamamen kaldırmışlardır. Bugün hiçbir mezhepte evlenme yaşı diye bir kavram yoktur. Onun için bundan 3-4 ay önce Yemen'de birisi küçük yaşta bir kız çocuğuyla evlenmiş. Çok affedersiniz, ilişkiye girmiş, çocuk kan kaybından ölmüş. Hiçbir mezhep buna günah demez. Ve utanmadan da Allah'ın ayetine yanlış mana vererek onu da delil alıyorlar. Kadınların boşama hakkı ittifakla ellerinden alınmıştır. E tabii ki alacaksın. Tabii alacaksın. Almadan olur mu? Niye? İbn-i Abidin'de şu var. Bir adamın 1000 tane cariyesi olsa, bir tane de alacak olsa, karısı dese ki alırsan kendimi öldürürüm, kadının kafir olmasından korkulur diyor. Niye? Efendim, Allah'ın helal kıldığına karşı çıkıyormuş. E tabii öyle diyeceksin. Tabii ki talakla ilgili hükümler, hiçbir mezhebin talakla ilgili olarak verdiği hükümlerin %1'i bile Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Evlenme ile ilgili hükümler Kur'an ve sünnete %100 aykırıdır. Evlenme akdini kastediyorum. Adeta insanlara bu dine inanmayın baskısı yapılmıştır. Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Tabii Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden önce o kadar çok efendiler devreye girmiş ki innehum ittakadush şeyadine evliya min dunillahi ve yahsebun ennehum muhtedun. Şimdi bu ayet bize uyuyor mu, uymuyor mu lütfen? Onlar diyor Allah'ta, yani önceliği bir takım şeytanlara verirler. Ama kendilerini de doğrunun ortasında hesap eder. Biz onların anlattıklarını ilim diye yıllarca okuduk. Ben İstanbul Müftülüğü'ne fetva diye yıllarca verdim. Ne bileceksin ya? Nereden? Bizi öyle öğrettiler. Nereden? Ama içimize yatmadığı için Allah'a şükür uğraştık. Ya bak, şimdi doğruları gösterdi. Çok şükürler olsun. Şimdi kadına tabii susturman lazım. Nasıl olsa adam değil. Pencereden bakarsan boşsun. Benimle konuşursan, bana böyle sert konuşursan boşsun. Çehreni dökük görürsen boşsun. Babanın evine gidersen boşsun. Bu ne ya? Ya bir kölede bile bu olmaz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Ya bunun ne ayeti var, ne hadisi var, ne şusu var, ne busu var. Ya sen haşa Allah mısın ya? Ama 4 mezhebin 4'ünde de bu vardır. Bir gün evde yemek yiyorum. Bir Arap televizyonunu açtım. İkra diye bir televizyon var. Baktım alt tarafta bir yazı geçiyor. Birisi sormuş. Ben hanıma dedim ki babanın evine gidersen boşsun. Şimdi kayınpederle aramız düzeldi. Gitmesini istiyorum. Cevap: giderse boştur. Ve bu Allah'ın dini. Şimdi ne oldu Türkiye'de biliyor musunuz? Şu anda neler yaşanıyor? Şimdi artık insanlar bunları öğrenmeye başladı. Ben şimdi bu konuşmayı, şu yaptığım konuşmayı size 5 sene evvel yapsaydım, hepiniz bir kere ben burada konuşamazdım. Mutlaka beni buradan aşağı indirirdiniz. Yok, dinlemezdiniz. Çeker giderdiniz. Bugün Türkiye bu seviyeye geldi Allah'a şükür. Şimdi ne diyor Allahü Teala? Ve ma teferraka allazina utul kitabe illa min ba'di ma ja'atuhum bayyine. Şimdi biz televizyonlarda şurada burada doğrularını anlattığımız zaman ağırlık ayetlerde, ayetlere laf söyleyemedikleri için bize söylüyorlar. Fitne çıkarıyor diyorlar. Durun bakalım, fitneyi kimin çıkardığını göreceksiniz. Yakında göreceksiniz. Şimdi ciddi manada sıkıntı içerisinde kim? Dükkanları kapananlar.
وَدُّ لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki biz onlara karşı yağcılık yapalım, onlar da bize karşı yağcılık yapsınlar. Böyle bir şey yok. Biz sadece Allah'ın kuluyuz. Başkasına kulluk yok. Şimdi Türkiye'de artık 7'den 70'e insanlar Kur'an okumaya başladılar. Artık sorgulama başladı. Dün akşam bir olay oldu. Ben son derece mutlu oldum. İşte arada sırada çok basit gibi gözükebilir ama şeydeyiz, aile ziyaretindeyiz. Dayımın eşi bana dedi ki işte bir dua tavsiye etmiş birisi. Ya dedi ben dedi Kur'an-ı Kerim'den Nun suresinin 35. ayetini, işte Nur suresinin 35. ayetini bilmem ne için tavsiye etmiş. Ben manasına baktım hiç alakası yok dedi. Ve getirdi bana gösterdi. Öyle bir sevindim ki. Yani şimdi bakıyor. Ve birkaç yerde anlattığım bir olay daha. Şimdi bizim Fatih Hoca burada. Ondan duyduğum şey. Kayınvalidesi Karacaahmet'te babasının kabrine gidiyormuş sık sık. Yani her hafta bir Yasin-i Şerif okuyormuş. Bir günde işte Fatih'in sözünü dinlemiş, demiş bir de mealini okuyayım. Mealini okumaya başlayınca daha ilk sayfadan kapatmış, eve dönmüş. Akşam Fatih'e demiş ki, ulan oğlum o ayetleri ben yıllardır okuyorum Yasin'i, onun babamla alakası yokmuş ki, o benimle ilgiliymiş. Döndüm geriye demiş. Şimdi artık değişti Allah'a çok şükür. Ama şu anda siz de çok yakından şahitsiniz. Türkiye'deki herkes büyük bir deprem yaşıyor. Eğer buraya gelmemişlerse gelmek istemediklerinden değil. O depremden dolayı ayakları tutmuyor ki gelsinler. Deprem korkusundan dolayı gelmiyor. Çok ciddi bir deprem yaşanıyor. Tarikatçısında, cemaatçısında, gelenekçisinde, yeniliksisinde hepsinde deprem yaşanıyor. Yahudisi yaşıyor, aynı deprem Hristiyanı yaşıyor şu anda. Yani bize her gün gelen o haberleri bir görseniz. Her gün gelen mesajları. Ne depremler yaşanıyor. Bu çok normal. İşte Allahü Teala'nın şu ayeti gerçekleşiyor. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ O beyine geldikten sonra kendilerine kitap verilenler parça parça olur. Bundan sonra beklenen parçalanmadır. Nasıl bu parçalanma? Hayra yönelik bir parçalanmadır. Kirler parçalanıyor. Kir parçalanması yaşıyoruz. Ve artık Allah'a hamdolsun ben size şunu kendi gözlemim olarak söylüyorum. Belki biraz abartıyor gibi olabilirim ama artık Allah'a çok şükür 7'den 70'e bu mesele anlaşılmıştır. Artık insanlar çok ciddi bir şekilde sorgulamaya başladılar. Bundan sonra yapılması gereken şey hikmetin öğretilmesidir. Artık hikmet kaybolmuş, bundan sonra hikmeti ortaya koymak zorundayız. Hikmeti öğrendiğimiz zaman göreceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin tamamı hikmetmiş. Uyguladıklarının tamamı hikmetmiş. O hikmete biz de ulaşabilirmişiz. Çünkü Allahü Teala Bakara 269'da buyuruyor ki Estağfirullah billahi yu'til hikmete men yeşâ. Allah o hikmeti gereken çalışmayı gösterene verir. Herkese değil. O gereken çalışmanın yöntemi de Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Biz o hikmeti yakaladığımız zaman bütün insanlığın problemini çözecek hale geleceğiz. O zaman Resulullah'ın ashabı gibi gittiğimiz yerde problem çözen insanlar olacağız. Problem olan değil. Bugün maalesef Müslümanlar problem çıkarandır, problem çözen değillerdir. Çünkü hikmetsiz bir din iki kanatla uçar. Bir kanatla uçmanız mümkün değil. Zaten öbür kanada da gerekeni gösteremiyorsunuz. Resulullah bize kitabı ve hikmeti öğretmiş. Hikmeti bilmezsen kitabı da zaten anlayamazsın. İşte İnşallah bu noktalara doğru gitmemiz lazım. Bundan sonra çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Çok büyük çalışmalar yapmamız lazım. Ekip çalışmaları yapmamız lazım. Ve bu hikmeti yerleştirmemiz lazım. Allah razı olsun. Bakın Türkiye'de Kur'an anlama yarışması düzenlendi ve siz bu yarışmaya katıldınız. Dereceler aldınız. Cenab-ı Hak kendi katında derece alanlardan eylesin ama bizi dünya hakimiyeti bekliyor.
O hikmeti kavramazsak bunu hayal bile edemeyiz. Bunu unutmayalım. Burada ben size bir şey okumak istiyorum. Son zamanlarda şimdi ayetlerin ağırlığı, ayetlere bahane bulamayanlar bize bahane buluyor dedim ya, biz kötü yanlış yapmıyoruz demiyorum. Elbette ki bir sürü yanlışımız var da, ama şu ayetleri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mekke'de inen ayetlerdendir. Çünkü Mekkeliler de Medineliler de zihinleri darmadağınık oldu. Şu anda Türkiye'de yaşananın bir benzeri o zaman orada yaşanmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. Yani o insanların yazdıklarına yemin olsun. Ma ente bi ni'meti rabbike mecnun. Rabbinin nimeti sebebiyle sen cinlerin etkisine girmiş değilsin. Ve inne leke le ecran gayre memnun. Sana kesintisiz bir karşılık var muhakkak. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Fesetubsiru ve yubsurun. Sen göreceksin, onlar da göreceklerdir. Ve eyyikumul meftun. Fitneci kimmiş, hanginizmiş onu öğrenecekler. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Senin Rabbin yolundan kimin çıktığını gayet iyi bilir. Yola gelenler de gayet iyi bilir. Evet. Böylece konuşmanın sonuna geldik. Yani bu arada bir Adem Çevik'in bir sorusu var. Kılık kıyafetle alakalı, biliyorsunuz kılık kıyafet serbest bırakıldı ama başörtüsü sadece Kur'an-ı Kerim derslerinde takılabilir diye bir şey olduğunu duyuyoruz. Bir kere baş Kur'an-ı Kerim'e göre kapatılmaz. Dinle ilgili bir hüküm verilirse bunun hükmü Kur'an'dan çıkarılır. Kadınların başlarını örtmesi erkeklere karşıdır. Kur'an-ı Kerim'e karşı değildir. Kur'an'a saygı için baş örtülmez. Kur'an'a saygı gösteren onu yaşar. Ve eğer bir ülke layık olduğunu iddia ediyorsa hiç kimsenin inancına karışamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda din ve vicdan hürriyeti vardır. Din hürriyeti, inanma hürriyeti olamaz. Çünkü inanç insanların kalbindedir. O asla yasaklanamaz. Din hürriyeti ancak inandığı gibi yaşama hürriyetidir. Dolayısıyla eğer Türkiye insanların inandığı gibi yaşamasına müsaade etmiyorsa din hürriyetinden hiç bahsetmesinler. Hiç kimse Allah-u Teala'nın emirlerine şekil verme, yönlendirme şeklindeki yetkiye de sahip değildir. Bir zamanlar Almanlar, bundan birkaç sene evvel, 2009 olabilir yanlış hatırlamıyorsam, üniversitede başörtüsünü yasaklama kararı almışlardı. Kaç yılıydı Halit Bey? 9 muydu? 2009. Halit Bey'le beraber Almanya'ya gitmiştik. Şimdi Halit Bey'in yeğenleri var orada. Kızlar. İşte onlarda ciddi rahatsızlık başlamıştı. Bana da din devlet ilişkileri diye bir konferans verdirdiler. O, sonradan anladım ki o konferans aslında şeyin fetvasını, başörtüsünün fetvasını almak için verdirilmiş olan bir konferans. Orada hiç gerek yokken fakültenin dekanı, konferans verdiğimiz fakültenin dekanı dedi ki, sizi dinledim dedi, şunu anladım. Bir ülke başörtüsünü yasaklayabilir. Ben de 28 Şubat'taki bazı komutanlara söylediğim sözü onlara söyledim. Bunlar kayıtlarda vardır. Eğer açıklanırsa herkes okur. Ben çok istiyorum o şeyler, kayıtlar açıklansın da millet bizim neler söylediğimizi bir okusun. Şimdi dedim ki Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şunu söylüyorum. Başörtüsünü yasaklamak istiyorsanız anayasadan din ve vicdan hürriyeti ile ilgili maddeleri çıkarın.
Çünkü başörtüsü Kur'an-ı Kerim'in emridir. Olur mu öyle şey diyorlar dedim. O zaman da başka bir yol göstereyim. Kur'an-ı Kerim'de bu iki başörtüsüyle ilgili ayetleri çıkarın. Ona kimin gücü yeter? Öyleyse bu sevdadan vazgeçin. Bakın dedim, aynen şu cümleleri söylemiştim. Allah'ın dinine karşı mücadele edenler kaybetmek zorundadırlar. Allah'ın dinine karşı mücadelede galip olan devamlı Allah'ın dinidir. Bunu söyleyince, sen de o toplantıdaydın değil mi? Şey dedi ki, neydi adı? MİT değil, öbürü. Neyse. Pusa. Richard Pusa. Dedi ki, sen de vardın değil mi Mustafa Bey? Yok muydun? Richard Pusa dedi ki, profesör, tamam ben anladım dedi. Bir ülke eğer şeyinde, anayasasında din ve vicdan hürriyetini koymuşsa anayasasında, başörtüsünü yasaklayamaz dedi. Ve ondan sonra vazgeçtiler. Ve bir daha da söz konusu olmadı. Bazı ufak tefek eyaletlerde falan bir iki duyuluyor ama artık böyle bir şey yok. Dolayısıyla siz hem anayasanıza din ve vicdan hürriyet koyacaksınız. Hem de insanlara inandığı gibi yaşama hakkını vermeyeceksiniz. Bu böyle bir şey olmaz. Böyle şey olmaz. Evet. Peki. Çok teşekkür. Neyse sonra konuşuruz. Peki sağ olun.